Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Beyond Köfteyiz'in 30. bölümüne hoş geldiniz. Bu girişi Aygude için yaptım. Aygude selamlar. Ve inventörüme bakan birinin bayağı bir şeyin değiştiğini fark edeceği gibi bir durum söz konusu. Öncelikli olarak bir bölüm arası neler yaptım diye bir giriş yapacağım. Bölüm arası bu arada bir hafta geçti. Önceki bölümle bu bölüm arası. Tabii sizin için bir ya da iki gün ya da hafta sonuna denk gelmişse üç güne kadar yolu var. Evet, ilk olarak şu ve dikkat ederseniz fazladan canım var. O da şundan kaynaklı. Ring of Odin. Peki bunlar nereden geliyor diye soracak olursanız basitçe nereden geldiğini gösterelim. Geldiği yer. Yok, olmadı. Tamam, sen ol. O esnada sen de ol. Ve güneş batıyor. Yok, doğuyormuş. Hadi teras değil. Evet, oldu. Ve bunu alıp şöyle yaptığımızda Gaia ingot elde ediyoruz. Sen de bence yeterince doldun ve seni de şuraya atalım. Almam gereken birkaç bir şey daha var. İnelim aşağı. Onlar da şurada olacak. Heh. Regeneration. Resistance. Strength. Tamamdır. Sen de gelebilirsin. Ardından bir de şurada Instant Health Potion'ları var. Bunlar da gelsin. Hatta sen şurada dur. Ve gördüğünüz gibi bu gökdelen bayağı bir tamamlanmaya başladı. Çok az bir kısmı kaldı. Yakında gökdelenimize taşınacağız ve... Valla. Ve şu müziği kesinlikle ben koymadım. Gaia dövüşüne müzik kendiliğinden geliyor ve Excalibur'un özelliği bir adet mana burst atıyor ve o mana burst hedefi buluyor. Yani hedef bulan bir kılıç artı ok gibi bir şey. O yüzden kesinlikle Gaia'ya karşı çok işe yarıyor. Nereden çıktığını açıklamaya çalışıyorum şu an. O yüzden Gaia ile dövüşüyorum. Ama bu normal Gaia değil, Gaia 2. O yüzden kat ve kat daha zor. Ama müzik cidden güzel. Umarım size geliyordur ses. Hadi. Ah, tamam. Şu aşamaya geçti. Evet. Ve bu aşamada şunları temizliyoruz böyle. Hadi bağalım. Uzaktan yaratık avlayık.
Evet, gördüğünüz gibi orada bir editte yaratık düştü. Bu bölüm birkaç tane ufak angarya yapacağız. Önce şunları bir göstereyim. Evet ve Gaia'mız öldü. Au au auç 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 auç. Evet. Ve inventory'm ağzına kadar dolmuş. İlk önce şu inventory'yi boşaltalım. Ondan sonra şunu gösterelim. Rune of Winter düştü. Oy, Overgrowth Seed. Harika. İlk olarak Alert 5 geldi. 5 daha önce çıkmıştı. O yüzden daha önce çıkan bir şey tekrar çıkmıyor. Ama size gösterelim. Burada listelenenlerden sırasıyla Ring of Asir ne işe yarıyor bilmiyorum. Ring of Loki, Ring of Thor. Ring of Thor'u da bulmuştum. Ring of Thor bu arada Terra Shatter'la beraber işe yarıyor. Ring of Odin, şu an giydiğim ve benim ekstra canımı sağlayan. Excalibur ve Fruit of Grisia. Odin'in işini söyledik. Canımızı iki katına çıkartıyor. Elimde o varken sağ tıklamayayım. Evet. Bir. Üç, dört. Sizleri şöyle koyalım. Sen gel. Sen şöyle gel. Tam kalınlığı da aşağıda dizeriz. Hadi. Sen. Ve sen gel. Evet. Basitçe bu. Bunun yanı sıra şurayı gösterdim mi bilmiyorum ancak göstereceğim ve bir detay daha var, ona da değineceğiz. Bu arada bunlar tamamen bundan düştü ve şu. Evet, şunlara biraz değinelim. Bunların hepsi Terastil armorumuza bir özellik ekliyor. Helmetimize. Evet. Ve bunların tam olarak kullanımını bilmesem de yine de ekledim. Evet. Dursun bağalım kenarda köşede. Şu Fruit of Grisia'nın olayı kendisi sınırsız yemek. Bu hem aşırı güçlü bir kılıç hem de gördüğünüz gibi bir mana burst atıyor ve bu mana burst hedef buluyor. Yani kısacası bayağı güçlü bir alet kendisi. Ve siz gidin. Black Lotus. Buradaki kömürler dolu. O yüzden yukarı koyacağım bunu. Evet. Bir de boşluktan craft ettiğim birkaç bir şey var. Mesela şu. Nasıl craft ediliyor diye soracak olursanız bu şekilde craft ediliyor. O da spawn'da craft ediliyor. Onu da spawn'da craft ediyorum hani. Evet.
Burası. Ve bunları tamamen ben dizdim. Evet. Onun bir de benim evdeki karşılığında yapacağız. Ayrıyeten Reha biz yokken Ay'a gitti. Ve ona da bir bakalım. Şurada Ay'a açılan portalı var. Enhanced Portals'a da yakında biz de girişeceğiz. Quarry'si falan. Yani Reha bayağı bir geri işte o ara. Bizde de ne ben ne de eş adam gibi girebiliyor. Kısacası şunu da benim makinelerden yaptı. Evet, burası da Reha'nın evi. Aşağıda enerji üretimi falan da vardı. O da reaktörden üretiyor. Şimdi gelelim. İlginç bir şeye daha. Gördüğünüz gibi ışıklandırma da artık torch değil, şunlarla wireless powered light. Nasıl yapılıyor diye soracak olursanız bu şekilde yapılıyor. Bu şekilde yapılıyor. Onu göstereceğim. Bu şekilde yapılıyor vesaire. O da şu arkadaş. Pardon, bu arkadaş. Bu arada hepsine gördüğünüz gibi oktatik kapasitör koydum. Ve voilà. Şimdi ilginç bir işe daha girişeceğim. Bakalım ne kadar enerjimiz var. Dur. Önce wireless light'ları ne enerji veriyor? Çünkü bunlar enerji kullanıyor. Karşınızda wireless charger. Wireless charger kablosuz olarak herhangi bir item'a enerji veriyor. Ona da bu besliyor. Diğer bir yandan şunlar da bu şekilde. Yanlış. Tuş. Gördüğünüz gibi burada iki set kablo var. Yok. Tamam. Enerji ve çıkış. Bu alttan çıkış oluyor. Bu arada o menüyü nasıl açtın diye soracak olursanız shift ve sol click. Sağ değil. Evet. Ve onlar da buna çıkış veriyor. Hepsi. Bu tarafta bir değişikliğimiz yok. Şunlar edense upgrade edildi. Sadece tek fark o. Uh-oh. Buraya ne lazım? Bu lazım. Tamamdır. Şunları zaten biliyorsunuz. Vesaire vesaire. Ayrıca göklerin ortasında da şurası Tom Craft odası olacak. Bu taraftan da Botanya odası alanı. Şurası ise otomatik maden işleme alanımız olacak. Bu hafta biter diye düşünüyorum. Tabii bu hafta da kastımı siz biliyorsanız. Evet, bu bölüm yapacağım önemli bir şey var. Şimdi sevgili bilgisayar, kapan. Evet, kapandı diye düşünüyorum. Şimdi, bu arada bir tane de sihir taşlı mana steel pickaxe yaptım. Ve şu ne işe yarıyor diye soracak olursanız, mesafe ölçmeye yarıyor. Evet, bu bölüm yapacağımız birkaç ilginç şey var. Onlardan ilkini bir yapayım. Bu ilki biraz önemli benim açımdan. Onun için hatta biraz Wither öldürdüm. O da Player Interface. Evet, bir tane Ender Chest gerekecek. Kolay iş. Neredeydi bunlar? Sekiz. Şuna gidip yapalım. Ardından bunun için sıkıntı olan kısım Player Core. Bunun için Flawless Diamonds,
Flawless Emerald ve Flawless Ruby lazım. Onları nereden elde ediyorsunuz diye soracak olursanız. Şurada Sifting Machine. Ona Purified versiyonlarını atıyorsunuz ve %4 şansla Flawless hallerini, %1 şansla da Exquisite hallerini çıkartıyor. Bunu daha sonradan Hammer'dan geçirerek 2 tane Flawless'a çevirebiliyorsunuz. Ve 1, 2, 3. Beraberinde bir de Transformation Core. O da Orange, Red, Yellow. Evet, sırasıyla. Şurada bir tane Gray olacaktı. Gray. Bakalım başka ne istiyor? Cyan, Purple. Ha, tam burada Green var. Evet, Orange, Red, Gray. Gray tamam. Red, Orange. Ardından Yellow, Green, Lime. Yellow, Green var. Lime üreten bir tane var mı? Hayır, yok. Lime'ı elde etme yolu. Shapeless da olması lazım zaten. Ha, Epic Beacon. Evet. O kadar çok Shapeless Crafting var ki bunu kullanan. Ha, Lime. O da Lime. Hatta yavaştan dizelim. İlk olarak Gray, Orange, Red. Gray, Orange, Red, Lime, Green, Yellow. Sonrasında ne lazım? Magenta, Purple, Mavi. Bakalım. Sen hangi rengi çıkartıyorsun? Magenta. Sen hangi rengi? Sen de magenta. Purple'ı nasıl elde ediyoruz? Evet, siz geçin şöyle. Bir saniye. Neyse. Şundan elde edelim biz de. Purple Flower. Evet. Gel. Gel. Tamamdır. Ha, cyanmış. Mavi değil. O yüzden Lazurite. Whew. Ardından Nether Star, Player Core. Whew. Ardından sen ve 6 tane Obsidian. 6 tane Obsidian. Hadi gel bakalım. Evet, Player Interface. Peki bu Player Interface nedir diye soracak olursanız, basitçe gösterelim. Evet. Şimdi gel sen bakalım. Gördüğünüz gibi hepsini inventory'ime atıyor şu an. Evet, kısacası benim inventory'ime uzaktan erişmeyi sağlayan bir alet kendisi. İçine tıklarsanız eğer hangi player'a bağlı olduğunu söyler. Yani onu koyan player'a bağlı oluyor. Evet, şimdi sen gel. Şimdi oraya koyacağım.
Sen gel. Bir de Redstone yapımın fazla kolaymış. Cobblestone değil Redstone. Redstone Receiver. Tamam, sen gel. Hatta dur. Sen gel. Bir tane de lever alalım. Şimdi. Sistem basit. Trigger. Input. Input barrel olacak. Tamam. Ardından buraya bir adet condition ekleyeceğiz. Redstone condition. Redstone condition. Evet, bunu seçeceğiz. Tamam. 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 Eğer true ise create output inventories tamamdır. Up değil. East diyelim. Whitelist. Torch. Specify amount. 32. Tamamdır. Tamamdır. Bir tane de Redstone lamp. Project Red aletleri nereye konmuştu? Burada. O zaman White Lamp. Hatta daha ufağını alalım. Senin için neyse, uğraşmayalım şimdi konuda. Evet, gördüğünüz gibi bana 32 tane torch verdi. Bu arada trigger'ın süresini 1 saniye değil 10 saniye yapacağım. Evet, 10 saniyede bir tarayacak ve diyelim. Inventory'de torch yok şu an. Bekleyelim. Artık var. Evet, böyle ufak bir sistem döşedik. Şimdi yapacağım bir şey şunu kaldırmam gerekecek. Hemen geliyorum. Evet ve geri geldim ve gördüğünüz gibi şunları ayarlamayı bitiriyorum. Aslında dur. Sen çıkış ol. Sen şöyle gir. Ya da daha değişik bir arkadaş kullanacağım. Bir saniye. Omnidirectional buffer. Tamam, 5 tane gerekiyormuş. Ha, buffer demişim. Bu arada burası geçici olarak böyle iğrenç bir görüntüde olacak. Çünkü neticede neyse buraya gelelim. Omnidirectional buffer'ımızı koyalım. Ardından sen gel. Şöyle. Sen gel. Şöyle. Hatta bir üstte de koyabilirdim. Neyse çok uğraşmaya gerek yok. Zaten bu reaktör dizaynı biraz değişik. Şuraya kadar uzayacak falan filan. Bunu biraz ufalttım gördüğünüz gibi. Ve şimdi asıl soru. Bu buraya nasıl sığacak? Onun için cevap output input. Ve bana bir adet infinite water source lazım. Onun için de Gova. Ama Gova'm yok. Bakalım burada hiç iron plate'imiz var mı? O zaman bana 3 tane daha iron plate yap ve
Şimdi bucket'ımızı da yapalım. Hayır, onu koymayacaktım. Bu arada çekicim burada. Bu arada ortalık bayağı bir darma duman oldu ama zamanla birazdan düzelecek. Bir süre böyle idare edilecek. Şimdi sen ne istiyorsun? Ayrı. Sadece. Evet, ve Infinite Water Source. Şimdi Infinite Water Source'u şuraya koyalım ve buna adet High Pressure Input. Bu Pressure Pipes'ın, bunu neden daha önce kullanmadım diye soracak olursanız, craft edilemiyordu. Daha sonra edilebiliyordu. Dünyaya koyunca dünya çöküyordu. Evet, inputlar oku. Bu tarafa doğru bakan böyle bir tane output koyacağız ve kovalarımız buradaydı. Kovaları kullanmıyor. Bunlara bir filtre koyacağız bu şekilde. Evet. Bir de Steam için bir input, output. Sen şöyle gel. Ve high pressure pipe. Bu 2 saniyeliğine geçici bir. Bu arada yanlış takmışız. Neyse, çevireceğiz. Evet. Ve sen... tabii su almayınca nereye çalışacak? Değil mi? Input, output. Evet, coolant port. Ha. Kardeş, sen suyu neden almayayım? O zaman bir saniye. Bundan alıyordu diye hatırlıyorum. Şurayı bir boşaltalım. Evet. Acaba bundan direkt almıyor muydu? O zaman pressure pump. Bunu kullanacağız. Senin için piston, steel bolt. Buraya farklı bir düzen konacak. Şimdi pressure pump için bu lazım. Kolay. Bir. Camlarımız buradaydı. Neyse. Evet. Gelin bakalım. Hopper. Fluid hopper. Ardından başka ne lazım? Bunlardan piston ve tamam. Sizler burada olmalıydınız. Ben onları nereye koydum? Ha, elimdelermiş. Pistonumuz var mı herhangi bir şans eseri? Yok. Neyse, şundan gel. Tamamdır. Sizlere ihtiyaç yok. Redstone, sen, sen ve siz.
Pressure pump. Wrench aşağı. Ve iki tane de steel bolt lazım. Şurada bir yerde... Burada bolt yok ama. O zaman... Sana gelelim. Sende de yok. Rod değil. Bolt. Tamamdır. 8 tane steel boltumuz oldu. Pressure pump. Evet. Ve ardından infinite water source. Ha, bir saniye dur. Hatırladım neden çalışmadığını. Şununla bir tekrar deneyeceğim. Ve göstereceğim. Neden çalışmıyor onu hatırladım. Evet. Bunun için... Output... Evet ve cover lazım çünkü şu iki kısmı ayırmak istiyorum. Tamamdır. Ve lever. Evet, şimdi çalışıyor. Sorun buymuş. Aynı şekilde buna da bir lever. Evet, steam'imizi buradan aldık ve... Evet, filter for steam. Artık aynı network'e bağlı olsalar bile... Çalışacaklar bir yandan. Bunları da suya... Evet, aynı pipe üzerinden hem su hem de buhar aktarılıyor. Voilà. Beraberinde coverlar, stone cover. Hollow cover var mı? Var. Evet. Peki. Bu tankı da ufalttık. Beraberinde doğal olarak. Evet, size buradaki konsepti basitçe açıklayalım. Bunlar... Basitçe bunlara gidecek. Evet. Siz gelin. Ve hepiniz Steam'e filtrelenin. Bu arada filtreyi temizlemenin bir başka yolu daha var. Ona da O da Greg Tech'in plunger mıydı? Oydu sanırsam. Evet ve şimdi şuraya gelip kazıyoruz ve buna da ihtiyaç yok artık. Onu da ilk fırsatta temizliyorum.
Şimdi şurayı döşeyek. Pressure pipe'larımız gelsin. Voilà. Evet. Ve yapmamız gereken son iş ise sana da steam filtresi koyup ardından seni kısa bir süre çalıştırmak. Evet ve bu da Steam'imizi üretmeye başladı. Evet. Şu bilgisayarı da yeniden kuracağım. Programı biraz değiştireceğim. Ama öncelikli olarak biraz depo Steam'i elde edelim. Şuradaki upgrade'lerimiz maalesef çöpe gidecek. Hiçbir işe yaramıyor artık. Belki ileride işe yarayan bir şeyler çıktığında onlara kullanırız. Ama artık hiçbir zaman aman tanrım speed upgrade'im yetmedi derdim olmayacak. Çünkü bu arkadaş speed upgrade'e kesinlikle ihtiyaç duymuyor. Evet ve bunları da kamera arkasında gidip temizleyeceğim. Evet o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Köftesi biraz uzun bir bölüm oldu. Köftesi köftenin günler, iyi eğlenceler.